Bu videoda sizlerle birlikte baharatların Almancasını öğreneceğiz. Yemeğin olmazsa olmazlarından biri de baharatlardır. Tuz, karabiberin yanı sıra günlük hayatta kullandığımız birçok farklı baharat var. Bu videoda sizlerle birlikte bunların Almancasını öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce baharat kelimesinin Almancası ile başlayalım. Das Gewürz. Das Gewürz. Baharat anlamına gelir Die Gewürze die Gewürze ise baharatlar anlamına gelir. Das Salz. Das Salz. Tuz. Der Pfeffer. Der Pfeffer. Karabiber. Böyle bir durumda bu karabiber taneleri aynı zamanda kırmızı ya da beyaz olabiliyor ve marketlerde karışık bir şekilde de satılabiliyor. Pfeffer kelimesinin yanında schwarz yazıyorsa bu karabiber iken bunt yazıyorsa yani renkli yazıyorsa bu üçünün karışımı anlamına geliyor. Der Kreuzkümmel. Der Kreuzkümmel. Kimyon. Der Basilikum, der Basilikum. festlegen, der Zimt, der Zimt. Tarchen, das Curry, das Curry, Curry, der Senf, der Senf. Harder. Hardal'ın tohumu içinde, sos olarak kullandığımız hardal içinde zenf kullanılıyor. Der Thymian. Der Thymian. Kekik. Die Minze. Die Minze. Nane. Der Chili. Der Chili. Acı biber. Der Rosmarin der rosmarin biberiye der muskatnuss der muskatnuss muskat di nelke di nelke karanfil özellikle ayva reçelinde ya da ağız kokusunu önlemek için soğanlı şeyler yedikten sonra çiğneyeceğimiz karanfil Almanca'da nelke Das Lorbeerblatt. Das Lorbeerblatt. Defne yaprağı. Der Sumach. Der Sumach. Sumach. Die Kurkuma. Die Kurkuma. Zerdechal. Der Inkwer Der Ingwer. Zencefil, dea zezam, dea zezam, susam. Günlük yaşamda en sık kullanılan baharatların Almancasını öğrendik. Bildiğiniz gibi bu baharatlar pul, toz, tanecik ya da bütün halinde bulunabiliyor. Bunların da Almancasını bilmek alışveriş yaparken size yardımcı olacaktır. Die Flocke, die Flocke. Pul anlamına geliyor. Eğer bir yerde chili flocken görürseniz bu aslında pul biber anlamına geliyor. Gans Gans Bütün Karabiberi toz haline de alabilir ya da bütün halde de alıp sonrasında çekerek kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda üzerinde Gans yazısını görmeniz mümkün. Gemalen gemalen çekilmiş anlamına gelir. Bu aynı zamanda filtre kahvelerde de görülebilecek bir ibaredir. Pulva pulva toz anlamına geliyor. Böyle ince ince toz halinde bir ürün bulunuyorsa artık buna pulva adı veriliyor. Aynı zamanda bu toz deterjanlar için de geçerli. Geschrottet Geschrottet tanelenmiş. Bu daha çok mesela taze dağ kekiği aldığınız varsa yani onlar böyle genelde topçuk topçuk oluyorlar. O topçukları tam böyle kullanmadan önce elinizle hani ufalarsınız ya tanelersiniz ya işte genelde böyle durumlarda Almanca'da geschrottet kullanılıyor. Özellikle aktarlarda bazı ürünleri bu şekilde de bulmak mümkün. Geröstet. Geröstet kavrulmuş anlamına geliyor. Özellikle bunu susamda görebilirsiniz. Şarf şarf ise acı anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi bazı biberler oldukça acı oluyor ve acılık seviyesi çok yüksek oluyor. Böyle şeylerde de genelde bir uyarı koyuyorlar. Bunda da şarf yazıyor. Bu videoda sizlerle birlikte günlük hayatta en sık kullanılan baharatların Almancalarını öğrendik. Aynı zamanda bu baharat formlarının Almancalarını da gördük. Benim en sevdiğim baharat acı biber. Peki ya sizinki hangisi? Cevabınızı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Almanca öğrenmeye yeni başladıysanız ve öğrendiklerinizi pekiştirmek için Türkçe, Almanca bir kaynak arıyorsanız oluşturmuş olduğum çalışma PDF dosyaları tam size göre. İçerisinde binden fazla boşluk doldurma sorusu bulunan bu çalışma dosyalarında aynı zamanda cevaplarınızı kontrol edebilmeniz için bir de cevap anahtarı bulunuyor. A1 ve A2 çalışma dosyasında konu anlatımı yer almasa da konular ile ilgili önemli ipuçlarına yer veriliyor. B1 çalışma dosyasında ise konu anlatımı da var. Dosya içeriklerini incelemek ve satın almak için açıklama bölümündeki linklere göz atın. Açıklama bölümünde aynı zamanda %15 indirim için bir kupon bulunuyor. Bu kupon kodunu kullanarak dosyaları %15 indirimli satın alabilirsiniz. Almanca dil bilgisi kurallarını mantığını kavrayarak ve eğlenceli bir şekilde öğrenmek isterseniz de Udemy'de bulunan online Almanca kurslarıma göz atabilirsiniz. A1, A2 ve B1 seviyesinde olan bu kurslarda dersler önceden kaydedilmiş videolardan oluşuyor. Aynı zamanda öğrendiklerinizi pekiştirebilmeniz için ders sonu mini testlerde ekledim. Kurslara tek seferlik kayıt olduktan sonra kurs içeriklerine dilerseniz telefondan, dilerseniz bilgisayardan erişim sağlayabilirsiniz. Kurslara kayıt tek seferlik olduğu için kurs içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Yani kursa bugün kayıt olduktan sonra kurs içeriklerini dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Kurs içeriklerini incelemek, ön izlemesi açık olan dersleri ücretsiz izlemek ve %25 indirimli kayıt olmak için açıklama bölümüne göz atın. Daha fazla kelime videosu için videosundaki karta tıklayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.